Merhaba arkadaşlar. İyi bir öğretmen olarak yapmam gereken şeylerin içinde de sizin varlığından bile haberdar olmadığınız ama enstrüman yolculuğunuzda acayip size hizmet edecek olan ve kafanızdaki bir sürü soruyu bir anda berraklaştıracak olan bilgileri göstermek zorunda hissediyorum. Onun için bu videoyu çekiyorum. Bu bir seri videosu olacak. Bu ilk video, modlar konusunu bir anlayalım. Neymiş bu, nerede kullanıyoruz, ne yapıyoruz, nasıl bir şeymiş onu anlatıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü videolar sırasıyla İonyan, Dorian, Frigyan, Zartyan, Zurtyan bu nedir, nerelerde kullanılır, bizim müziğimizde nerede var, heavy metal sololarını biz nereden atıyoruz? Bazı parçalara pentatonik oluyor, çoğuna oluyor ama gitaristler biraz farklı şeyler yapıyorlar. Bunlar nedir gibi kazanımlarınız olacak. Onun için bu seriyi içselleştiren kardeşlerimizin gitar yolculuğunda kapılar acayip derecede açılacaktır. Hadi başlayalım. Şimdi burada notalarımızı yazdık arkadaşlar. Nedir bu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eğer bu konuları bilmiyorsanız bizim WhatsApp grubumuz var. Burada ben bu notaları ve tabları paylaşıyorum. Instagram'dan yazabilirsiniz. WhatsApp grubuna da kayıt olmak için adınız, soyadınız, hangi enstrümanı çaldığınız, hangi şehirde olduğunuzu yazarsanız sizi WhatsApp grubuna tabii ki eklerim. Burada yalnız sadece ben paylaşım yapıyorum. Hani konuşmaya açık böyle goy goy bir grup değil. Sadece paylaşımlarımız hani duyuru ve tab paylaşımı üstünden olacak. Acayip modlara da bir gelelim bakalım. Yani bu nedir? İonyan, Dorian, Frigyan, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. Ya çok güzel de bu ne ki şimdi falan. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce mevzuyu bir kavrayalım. Herkesin bildiği şu gitar şablonumuzu da şuraya bir koyalım. Hepsini şimdi birleştireceğiz hızlı bir şekilde. Ondan sonra notalarımızı yazalım arkadaşlar. Yine dediğim gibi işte bu la, bu si falan bunları bilmiyorsanız WhatsApp grubunda, Instagram'da bu dersle ilgili tüm dokümanların tablarını ve PDF'lerini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Notalarımız burada. Do, re, mi, fa, sol. Modlarımız burada. Gitardaki notalarımız burada. Ve bunları hadi birleştirelim. Şimdi arkadaşlar. Do notasından şuraya bakalım. Do'dan do'ya kadar çaldığımızda. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diyagrama baktığımız zaman do, re, mi, fa. Bunu çaldığımızda biz İonyan gamı çalmış oluyoruz. Yani çalalım. Do. Çok güzel. Bu majör bir gamdır arkadaşlar. Böyle neşeli bir şeydir. Çok güzel. Devam edelim. R'den R'ye çaldığımız zaman da bu sefer çalalım. Halk müziği tadında bir şeyler olur arkadaşlar. Bakın gamı dinleyelim. Halk müziği gibi oldu. Oo, bu modlar bir eğlenceli bir değişti şimdi. Arkadaşlar mi'den mi'ye kadar çaldığımızda bu bize Frigyan gamını verecek. Bir dinleyelim. Böyle arabeskimsi biraz bunalımsı bir şeydir böyle moda sokar adamı. Fa'dan fa'ya çaldığımız zaman da arkadaşlar, fa'dan fa'ya çaldığımızda da
Neymiş? Lead yangımız. Hemen şuradan başlayarak çalıyorum. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Bu biraz böyle majör bir gamdır ve biraz böyle sabun köpüğü gibidir. Hani tam da böyle bir havada kalmacalı majördür. Mesela böyle bir havada kalır falan. Böyle bir duygusu var. Devam edelim. Mixolydian. Hemen çalalım arkadaşlar. Neymiş? Solden sola bunu anladık. Hemen bir dinleyelim. Bu da genelde blues müziğinde ve fusion caz müziğinde falan bolca kullanılır arkadaşlar. Böyle biraz tatlı şeyler yaptırır yani. Devam ediyoruz hızlıca. Geldik La'dan La'ya olan Aol yangamımıza. Arkadaşlar bu bildiğimiz Türk müziğinde ve yabancı müzikte tonlarca, zibilyonlarca şarkının olduğu, herkesin aşina olarak duyduğu ve keyif aldığı minör gamımız. Gibi tonlarca şarkımız var arkadaşlar. Devam ediyoruz Locrian. Locrian C'den C'ye doğru çalınır. Biraz böyle bir abuk duyulur. Pek bu akoru görmeyiz. Bu akor arkadaşlar Si minör, bemol 5 caz müzikte ahanda böyle eksi olarak yazılır. Ve bu akor üçlü sistemde anlatıyorum ben bunları. Yani akorun 3 sesini alıyorum. Birazdan göstereceğim. Minör bemol 5 şeklinde pek çalınmaz. Daha çok Si minör 7 bemol 5 tadında caz müziğinde bolca duyarsınız. Bir çalayım size. Böyle abuk bir duyuşu vardır. Değişik olur arkadaşlar bu. Diğerleri nasıl yapacağız onu hızlıca anlatacağım. Hepsini tek tek yapmıyorum burada. Video çok uzamasın diye. İsterseniz siz evde deneyin arkadaşlar. Dediğim akorlar çıkacaktır. Bu gama do majör akorunun üstünden sola atarsanız ya da do majör akorunun üstünde bu gam geçen bir şarkı varsa bu do ionyandır. Aynı gama re minör akorunun üstünden takılınıyorsa bu re doryandır. Aynı gama mi minör akorunun üstünde dolaşmasyonlu yapıyorsak mi frigyandır. Aynı akora fa majör üstünden müzik yapıyorsak fa lidyandır. Lan lidyanı ne biçim yazmışım. Yani müzikçiyiz işte, edebiyatçı değiliz arkadaşlar. Biraz idare edin onunla. Aynı gamı sol majör üstünden takılmacalı müzik yapıyorsak sol mixolydian, la minör üstünden la aolian, si minör bemol 5 üstünden olursa si locrian oluyor. Arkadaşlar peki ben size şimdi bir tane ödev vereceğim. Bu gamımızı buraya yazdık. Birinci pozisyonda bunu yaptık. Ve bir de bu kalıptan 5 tane var arkadaşlar. 5 kalıbı bildiğiniz zaman, ki ben bu ilerleyen videolarda hani dedim ya 8 tane video olacak, bu birincisi, bütün modları teker teker ele alacağım diye, ele aldığım her modda ben size klavye üstündeki tüm notalarla beraber doğaçlama yapmayı göstereceğim. Böylelikle klavyeye de hakim olmuş olacaksınız. İşte ödevimiz bu. Bu
Gam üstünden arkadaşlar siz doğaçlama yapıyorsunuz, müzik yapıyorsunuz. Ne çalacaksınız? Do majör. Sonra re minör. Yine bu gam. Sonra mi minör. Fa majör. Sol majör. La minör. Yalnız si minör bemol 5 biraz cins tınlayacaktır. Yani bundan keyif alır mısınız bilemiyorum. Evet arkadaşlar. Modları anlama mevzumuz bitti. Gayet de anladınız değil mi? Çünkü basit şeyler bunlar arkadaşlar. İleride daha o kadar çok şey var ki. İlerideki mevzuları daha iyi anlamak için buna hakim olursanız ilerleyişiniz çok kolaylaşacaktır arkadaşlar. Görüşürüz. Başarılar. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz niye beğenmediğinizi yazın arkadaşlar. Çünkü burada amacımız YouTuber olup böyle işte duvara kafa atalım, bugün de şöyle bir saçmalayalım falan değil. Gerçekten müziksever ve enstrüman öğrenmeye hevesli arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Daha fazla arkadaşımıza doğru bilgiyi aktarmakta onlara yardımcı olalım. Onun için videonun altına lütfen yorumlarınızı bırakın. Abone olup paylaşıp like'ları da patlatalım.